İyi günler sevgili izleyiciler. Saat TV ekranlarından kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün 8.si düzenlenen Esav Erzurum Vakfı için Ankara'dayız. Sevgili izleyiciler, şu anda Ankara'da Erzurum Vakfı Başkanımız. Kendisi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Emek oldum. Şu an yeminli mali müşavirlik yapıyorum. 25 yıldır Erzurum Vakfı Başkanlığı'nı yürütüyorum. Vakfı kurduğumuz zaman bunun hemşerilik dayanışması şeklinde değerlendiriyoruz. Ama vakfı kurduktan sonra gördük ki Erzurum çok büyük bir bitkimine sahip, çok büyük bir potansiyele sahip. Ülkemizin varlığı, birliği ve geleceği için bu insanlar teminattır. Bu insanların ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi bizim temel amacımız amacımız oluşturmaktadır. Erzurum aynı zamanda büyük bir birikimine ve değerlere de sahiptir. Bu bilgi birikimini ve kültürünü Ankara'mıza, Türkiye'mize yaymak hepimizin boynunun borcu diye düşünüyoruz. Ve bunu kültürü aynı zamanda yaşama aktarmak da gerekiyor. Hem yaşama aktarmak, hem öğrenmek, hem öğretmek ve bitmeyen bir şey. 25 yıldır ben bu vakıf başkanlığını yürütüyorum ve bıkmadım, usanmadım ve zevkimi halen devam ettiriyorum. Çünkü Erzurum yetiştirdiği o kadar çok sanatçı, o kadar çok fikir adamı, o kadar çok düşünce insanı var ki bunları tam manasıyla bilmek, tam manasıyla anlamak ve anlatmak gerçekten çok zor. Bu çerçevede ufacık bir emeğimiz de olursa bundan bahtiyarlık duyuyoruz. Allah'a şükrediyoruz. Başkanım, dile kolay. 25 yıldır bu vakfın başındasınız. Peki 8.sini düzenlediniz. Verim alabiliyor musunuz? Nedir durum? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Erzurum'un ürünlerini, yetiştirdiği ürünlerini Ankara'ya taşıyoruz. Bugün Erzurum'daki firmalarımız Ankara'da çok sayıda müşterileri var. Sadece buradaki satışları değil, Erzurum'dan da normal kargoyla satışları yapıyorlar. Yani Erzurum esnafına bir can suyu. İkincisi, Erzurum'da valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çok güzel hizmetler yapıyorlar. Bunları Ankara'daki hemşehrilerimize anlatma imkanı buluyorlar. Diyorlar ki işte şu yolu yaptık, şu arkayı yaptık, şu iş yerini açtık. Bu da çok önemli. Üçüncüsü, yine Erzurum'un tarihi değerlerini de Ankara'daki insanlara, Erzurum'a anlatıyorlar. Tanıtımda çok büyük katkıları var. Bu da çok önemli. Yine Ankara'da güzel programlar yapıyoruz. Sanat programları yapıyoruz. Aşıklarımız, küresel sanatçılarımız, büyük sanatçılarımız, türkülerimiz, barlarımız, olaylarımız gündeme geliyor. Ve kültürümüz sembolik olmaktan çıkıyor, yaşama aktarılıyor. İnsanlar onu yaşıyor. Sıla-i rahim yapıyorlar. Dostluklarını geliştiriyorlar, yeni dostlar ediniyorlar, yeni bilgiler ediniyorlar. Faydası, samimi söylüyorum, sayılamayacak kadar çok. Ve insanların katkısı da bunu gösteriyor. İnsanlar niçin katılıyor? Fayda görmediği bir şeye katılır mı, katılmaz. Dolayısıyla büyük bir katılım söz konusu. Geçmişte de oldu, şimdi de olacak. 4 gün boyunca gece 10-11'lere kadar Erzurum türküleri, Erzurum şiirleri, Erzurum fıkraları sadece Ankara'da değil, çünkü değerli basın mensuplarımızla, sosyal medyayla sadece Türkiye'ye değil, dünyaya yayılıyor. Çok önemli bir gerekçe, bir aktivite, bir olay olmadığı müddetçe sen kültürünü aktaramıyorsun. Toplantı olacak, bir şey olacak, bir olacak, bir faaliyet olacak da gerekçe olacak insanlara kültürünü, türkünü, şarkını, insanlarını, sanatçılarını aktarabileceksin, tanıtabileceksin. Bu yüzden bu tür faaliyetlerin
faydası, samimi söylüyorum, sayılamayacak kadar çok. Allah katkı verenlerden, destek olanlardan, bu güzel ortamı hazırlayanlardan razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Son sözlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Tüm Ankaralıları, Erzurumluları, Ankara'da yaşayan herkesi, Ankara çevresindeki tüm dostlarımızı ben AKM'ye, Millet Bahçesi'ne davet ediyorum. Bugün 2 Haziran'dayız. Açılışımızı 2.30'da yapacağız. 5'ine kadar, pazar günü akşamına kadar burada bir dostluğu, tanıtım ve dostluk var. O dostluğu birlikte yaşayalım diyorum ve davet ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Erzurum'un yöresel tatlarını, çağını, kalayıp dolmasını, yöresel ürünlerini, tereyağını, balını, köşelini burada görsünler, alsınlar, tatsınlar ve kültürünü yaşasınlar istiyorum. Herkesi davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Ankara'da malum bulunduğumuz noktada başkanım bir adresi tekrar edebilir miyiz? İzleyicilerimiz nerelere gelmeli? Atatürk Kültür Merkezi eski şu anki ismiyle Millet Bahçesi. Gelirlerse bizleri ve coşkuyu yaşarlar. Evet, duyduğunuz gibi Atatürk Millet Bahçesi'nde yer gök Erzurum. Sevgili izleyiciler mutlaka uğramalısınız. Gelmenizi tavsiye ediyoruz. Sıla-i Rahim'i burada da yapabilirsiniz. Burada istediğiniz özlemi giderebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizden ayrılmayın. Yine devam edeceğiz. Yayınımızın akışı devam ediyor.